O maçtan sonra ben faul olmayan faul, bir de taç bizimdi dediğim zaman çoğunuz, özellikle de burada olmayan masadan haber yapanlar, ya koca maçı bir maç taca mı sığdıracağız? Bir efendime söyleyeyim yanlış faule mi diye demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama taç Caner'in ayağına değiyor zaten. Yani itiraz ki taç bizim diye orada. Hayır taç bizim. Yani orada bizim bir sıkıntımız yok. Tacı da biz istediğimiz gibi çabuk başlarız ki. Yani bugün baktığımda özellikle oyuna iyi başladık biz. İlk 5, 6, 7 dakika. Arkasından kendi kaptırdığımız toplarla bir 8-10 dakikalık böyle bir sıkıntı yaşadık. Ama ondan sonra daha çok topa sahip olan ki Beşiktaş bizi ikinci bölgede karşıladı. Bizim eğer kaptırdığımız topların haricinde hiçbir tehlike yaşamadık biz. Tabii 2-0'dan sonra doğal olarak rakibimiz de şampiyonla oynayan bir takım olduğu için o da riskleri aldı. Risk aldıkça bizim de her çıkışımız aşağı yukarı pozisyon oldu. Burada kırılma noktası 2-0'dan sonraki goldür. Çünkü o sizi yaklaştırmayacağını psikolojik olarak oyuncuya sahanın içinde hissettirir. Ama 2-0 her zaman yediğiniz bir golde rakibinize önemli bir ümit, beklenti sağlar. Artık oradan sonra da topu onlara bıraktık. Geçiş hücumlarında da daha etkili olduk. Sonucu getirmeliydik. Sonuçlandıramadık. Daha da goller atabilirdik açıkçası. Oyuncularımı kutluyorum. Endaya'nınki tamamen yabancı sayısıyla alakalı. Endaya yoksa bizim haftaya yine faydalanacağımız bizim için önemli bir oyuncu ama böyle bir karar verdim maç öncesi. Hem biraz dinlenmiş oldu. İngiltere'ye de gitti geldi o çünkü bazı özel işleri için. Ayrıca da taktik icabı onu bugün kenarda. Şimdi bazı oyuncular vardır. Oynatmadığınız zaman kenarda da durmasa veya dursa o tip oyuncular vardı. Ben böyle bir karar verdim. Ama Enda'ya benim hemen faydalanacağımız sezon sonuna kadar hatta sezon sonundan sonra da oturup düşüneceğimiz bir seneki sonrası için önemli bir oyuncumuz. Benim tercihim bu. Geçen hafta Martin'di, bu hafta o. Mitroglou'la beraber. Önümüzdeki hafta başka biri olabilir. Biz o kadar çok cezalıdan, sakattan, cezadan veya başka şeylerden çektik ki şu anda fazla olsun da sıkıntı bize olsun. Öyle görünüyor. Nitekim gene cezalıyız, belan da yok. Ki hakem haklıydı ya. Hakem de bugün her zaman bir şeyler söylüyoruz. Hepsini de tebrik ediyorum. Ben yaptığım işe inanıyorum. Kendi camiamı iyi tanıyorum. Kendi kulübümü iyi tanıyorum. Camiama inanıyorum. Seyircilerim bugün taraftarlarımız da baktığın zaman takımla birleştiği zaman burada herkes zorlanabilir. Zorlanıyor da. O yüzden oyuncularıma inanıyorum. Takımıma inanıyorum. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Ben yani şimdi lider olduk diye değil, her zaman şunu söylüyorum. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum. Eğer kaybedersem de tebrik ediyorum. Daha çok çalışacağız. Ödül almak için. Oyuncular bana söz verdiler. Daha çok çalışacaklar. Ödül almak için. Bizim için önemli olan, çok değerli olan, hak ettiğimiz ödüllere doğru gidiyoruz. Allah bize o ödülleri nasip etsin. Derbiyi kazanmak, aynı anda lider olmak çok güzel bir akşam Galatasaraylılar için. Taraftarlarımıza da buradan sonsuz teşekkür ediyorum.
bizim onlara ihtiyacımız var. Onların da bizim başarılarımızdan övünmeye ihtiyaçları var. Çok güzel bir geceydi. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun liderlik. İnşallah sonunu da böyle getiririz. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Kaybettik, üzgünüz. Rakip kazandı, onlara tebrik ediyoruz. Bu maçın bir kazananı kaybedene veya beraberliği olabilirdi. Oyun olarak düşündüğümüz gibi başladık. Kontrollü oyunla rakip kaleden uzak tutup baskı yapıp hızlı çıkmayı düşünüyorduk. Ama baskılarımızda faulü görünce şaşırdık yani. Oyun kontrolünü kaybetmesi oyuncular için bir hataydı. Bu güvensizliğe döndüğünü düşünüyorum. Yediğimizde taş da bunlardan bir tanesiydi. Hatalı olduklarını düşünüyorum, bizim hatalarımız. Yani hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtmez. İki tane aynı golü yedik. İkisinde de taştı değildi tartışmasından çok daha önceki faya verilen kararlarla oyun disiplininden ve oyun sakinliğinden kaybolan oyuncuların oyun içerisinde şuursuzluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ki o sinirlenme devam etti. Oysa biz ilk yarıda oyunu taşıyıp ikinci yarı rakibin daha yorulacağını bekleyip etkili olacağımızı düşünüyorduk. Ama yediğimiz ilk gol ve benzer golü de ikinci yarı yiyince rakibe avantaj geçti. Rakip de bunu iyi kullandı. Hem zaman çalmada hem oyunun akışında. Biz de pozisyonlar bulmamıza rağmen golleri de bulamadık. Ve kaybettik. Üzgünüz. Yani herkes izliyor. Benim söyleyecek bir şey ama ben oyuncularımızın oyun disiplini, oyun güvensizliğine korkmasının ve bu kadar kart görmesinin herhalde birileri tarafından etki altında kaldığını düşünüyorum. Yani en azından güvensizlikleri olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Necip'in pozisyonunda başlayan oyun kontrolü oyun sonuna kadar devam etti. Yani oyun sonuna kadar aynı pozisyonlar oldu. Yani ne zaman Necip topu aldı, atak yapılıyor, tehlikeyi görünce faulü verdi. Ondan sonra zaten verdiği tüm kararlarda artık kendini rahatsız hissetmeye başladı. Bunlar tabii hakem hatası olabilir. Bizim hata yapmamızı gerektirmez. Ki belki de doğru olan kararları da biz hata yapmaya başladık. İşte tarçı bilmiyorum bize değmiş de olabilir, değmemiş de olabilir. Çok daha net pozisyonlarda. Ama takdir haklarının ev sahibi verilmesi, işte sanki karşı takımda oynadığı hissini vermesi bizim oyuncuları biraz tedirgin etti. Ama bir hak değildir. Bunu bir söyleyip de kendimizi kurtaramayız. Çünkü uzun süre yani belli bir bölümde o tip oyun anlayışında yani hakem hatalarına rağmen iyiydik. Daha sonra kopmaya başladı ve itirazlar çok fazla geldi. İşte 7 tane kart gördük yani şu maçta. Bunun yani haklı haksızlığı bir tarafa bırak. İtirazdan ve oyun disiplinden kopmadan işte güvensizlikten, gerginlikten kaynaklandı. Bu oyunu da etkiliyor. Oyunun dur kalkması ayrı bir şey. Yani zaten son haftalarda saha içinde tedaviler hastaneye gerek kalmadan yapılmaya başladı. İlk devre çıkan kadro olumsuz değildi. Necip'i orta sahada kapatırken bek tarafında biraz geç kalındı. İki orta saha ile bekleri kapatmaya çalışacaktık. Onların gelişine hızlı çıkacaktık. Necip Dokonu'da oldukça baskılı ve top kazanarak oynadı. Ama dediğim gibi yediğimiz gol zaten taş pozisyonunda başlayan. Zaman zaman Caner'in geç kaldığı pozisyonlar oldu. Oradan gelen ataklar oldu. Onun dışında rakibi iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha risk aldık. Skor alemde dönünce. Orada da pozisyonlar bulduk ama rakibin uzun oynadığı pozisyonu da pozisyon vermeye başladık. Ama biz daha fazla pozisyon bulduk o bölümde. Gol bulamadık. Dolayısıyla güvenle ilgili bir olumsuz düşüncem yok ama maçın gidişi öyleydi. Cermin Lens gayretliydi. Top taşıyabiliyordu. Gole gitmesi veya pas vermesinde hedefleri vardı ama iki tane beki değişmek durumu. Yani Gökhan'ın değişikliği bizim için bir olumsuzluk oldu. İleride bir hamle daha yapabilirdik. Belki o zaman güven girebilirdi. Şimdi Kagawa'yı aldık, güveni alabilirdik ama şimdi ile pas yaparak etkili olacağımızı düşündük. Ama orada da çok fazla yaptığımızı düşünemiyoruz. Yani geldi gelen pozisyonlar oldu birkaç tane atabilirdik. Ama bunun güvenin oynamaması, Şinci'nin girmesiydi daha çok. Genel olarak takımın o konuda zaman zaman olumlu pas yapıp hücum ettiğini görüyoruz. Ama netice itibariyle o golleri bulamadık. Ve oyunun tamamına baktığımız zaman iki tane aynı hatayı yaptığımız için maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu da sadece dikkatsizlikten ve sinirlenmeden, güvensizlikten kaynaklanan hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyundan koptuk yani. Rakip ne verirse versin ki her maçlarda hatalı kararlar verebilir, doğru kararlar verebilir.
bizim pozisyon almamız gerekiyordu ve bugün kaybımızın tek sebebi de iki tane pozisyonda, aynı pozisyonlarda gol yememizdir. Diğer maçların ne olduğu, bundan sonra maç ne olacak, daha sonra oynandığı zaman görülür. Biz bu zamana gelinceye kadar ilk yarıda çok puan kaybeden bir takım oldu. İkinci yarıda her maça kazanmak için çıktık, futbol oynamaya çıktık. Bugün de futbolun ilk bölümünde daha çok rakibi ikinci bölgede karşılayıp çıkma düşüncemiz, daha sonra da hamle yapma düşüncemiz vardı ama kazanmak için bir oyun bütünlüğü vardı, düşüncemiz oydu. Bu maçı kaybettik. Haftaya da aynı şekilde. Sezon başından beri aynı şeyi düşünüyoruz. Hatalarımız doğrularıydı da en iyisi de almaya çalışıyoruz. Yani bizim için Alanya maçı var şu anda. Onun dışında başka maç yok. Alanya maçında var. Yani niye yok diye. Alanya, Trabzon ve 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacağı varsayayım. Yani şu anda bu maça çıkarken de kazanmak için geldik. Kaybettik. Şimdi kaybedilen maçtan sonra 3 maçı kazanmak istiyoruz. Ama kazandıktan sonra ne olur bilmiyoruz. Yani çıkıp kazanmak istiyorsun ama rakip de istiyor. O yüzden bir şey söyleyemeyiz yani. Şimdi bu ligin seyrine bakarsak, bütün liglere bakarsak, futbolda her takım bu düşüncesi vardır. Olur olmaz bilmiyorum. Beşiktaş'ın hedefi zaten şampiyonluk. Ama şampiyonluk yarışında tabii bir yara aldığımız gerçek ama daha önceden almıştık bunu. Şimdi de bu maçta da böyle ama şansımız ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Evet, mübarek ay Ramazan geldi. Hoş geldi. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İlk sahur, ilk iftar. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz